Timur Soykan, Bir Gün, Fena Çarpmışlar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı elektrik üretim AŞ'nin 2019 yılında Norveç'ten yaklaşık 50 milyon dolara 7 adet mobil elektrik santrali aldığını 50 milyon dolarlık karanlık başlıklı yazımda anlatmıştık. Bu satın almanın bedelini EUH'a sormuş ve yanıt alamamıştık. 6,5 milyon dolarlık bir düzeltme yapalım. Meğer 7 mobil elektrik santrali 56,5 milyon dolara satın alınmış. Tank palet fabrikası 50 milyon dolara Katarlılara satılırken bu paranın ölü yatırıma neden saçıldığını makalemizde sorgulamıştık. Güya deprem gibi hayati anlarda kullanılmak üzere satın alınan bu mobil santrallar 7 bölgedeki trafolara konumlandırılacaktı. Ama yıllarca İstanbul'da atıl bekletilmişti güya acil durumlarda 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacaklardı. 6 Şubat depremlerinden sonra 4 tanesi dev konvoylarla Hatay'a götürüldü ama bir ampul bile yakamadılar. Hatta şu an İstanbul Ambarlı'ya geri getirildiler ve yine orada boş bekliyorlar. Zaten 3 yıldır hiç çalıştırılmadılar, hiçbir işe yaramadılar. Ne hikmetse Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu ve tam Norveç'ten Fatih Sondaj Gemisi'nin alındığı dönemde bu santrallar için aracılar çalışıyordu. Hatta iddiaya göre önce 2017 yılında sıfır mobil santraller alınması için ihaleye çıkıldı. Ancak ihale istenilen firmada kalmadı ve iptal edildi. Sonra teknik şartname revize edilip santralların ikinci el olabileceği belirtildi ancak birileri yine vurgun mu yapmıştı. Ne de olsa tek adam rejiminde koca ülke bir aile şirketine çevrilirken evvaşta sistemden nasibini almıştı. Hastane sahibinin sağlık bakanı yapılması gibi, turizm şirketi sahibinin kültür ve turizm bakanı olup koylara otel dikmesi gibi, ticaret bakanı yapılan iş insanının kendi bakanlığına fahiş fiyattan dezenfektan satması gibi Türkiye'nin en büyük şirketlerinden elektrik üretim AŞ'de farklı değil. EÜAŞ'ın EUH tepesindeki patron. 2018'de EÜAŞ EUH Genel Müdürlüğü'ne enerji şirketi sahibi İzzet Alagöz atanmıştı. İzzet Alagöz, yıllarca müsiat Enerji Sektör Kurul Başkanlığı yapmış, iktidara yakın bir isimdi. İzzet Alagöz'ün şirketi devlete ait olan Türkiye Elektromanyetik Sanayi AŞ ile 2016 yılında ortak şirket kurmuştu. Temsan Enerji ve Otomasyon Sistemleri AŞ isimli bu şirketin %60'ı İzzet Alagöz'e yani Nice Mühendislik Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye aitti. İzzet Alagöz 2 yıl sonra ÜEAH Genel Müdürü olunca şirketin kağıt üzerinde devretmiş görünüyordu. Bu atama kararına tepki gösteren CHP milletvekili Ali Öztunç, bu bir skandaldır. Alagöz, EUH'ın genel müdürü olarak bundan sonra EUH'ın işlerini kendi özel şirketine mi verecek? Kuzu kurda teslim edilmiştir demişti. İddiaya göre aynen Ali Öztunç'un dediği gibi olmuş. İzzet Alagöz genel müdür olmadan önce Norveç'ten 56,5 milyon dolara satın alınan 7 mobil elektrik santralında akıl almaz işler dönmüş mobil elektrik santrallarının İstanbul Ambarlı Termik Santrali'ndeki kurulumu İzzet Alagöz'ün şirketinin hakim hissesine sahip olduğu Temsan Enerji ve Otomasyon Sistemleri AŞ'ye verildi. Bu süreçte İzzet Alagöz genel müdür olarak atanmıştı. 7 mobil elektrik santralinin henüz kabulü bile yapılmadan kumanda ve kontrol sistemlerinin yenilenmesi için 33 milyon liralık iş çıkarmak istiyordu. Bunun için şirketi nice mühendislikle uzun yıllar yöneticiliğini yaptığı ABD merkezi Emerson Elektrik şirketini sahaya sürdü. Hatta akrabası olduğu iddia edilen ve şirketlerinde görevli bir kişi işleri yürütüyordu. İddiaya göre kurum içindeki yetkililer kumanda ve kontrol sistemlerindeki yenileme işinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğunu belirterek engel oldu. Ancak İzzet Alagöz vazgeçmemişti. Mobil santrallarının İstanbul'da kurulumundan 6 ay sonra yine aynı taleple sahneye çıktı. İddiaya göre amacı bu yenileme işinin Emta isimli şirket üzerinden eski yöneticisi olduğu Emerson Elektriğe vermekti. Bir kısım saha işleri de alt yüklenici olarak Nice Mühendislik şirketine aktarılacaktı. Evoa'daki uzmanlar test etti ve kumanda sistemi çalışıyordu defalarca EUH içinde komisyon kuruldu ve kontrol kumanda sistemlerinin yenilenmesine gerek olmadığı kararı çıktı. Kumanda sisteminde dönen dolaplar Mobil elektrik santrallarına ait mevcut kontrol sistemlerinin rehabilitasyonu işi teknik şartnamesini sadece EUH İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürü Hamit Boyacı imzaladı. Oysa ilgili mühendis, baş mühendis, müdür yardımcısının imzası yasal zorunluluktu. İddiaya göre usulsüzlük yapmayı kabul etmeyen müdürler ve mühendisler görevden alındı ya da istifaya zorlandı. Sonuçta 7 adet mobil elektrik santralı kontrol sistemleri temini için açılan ihaleyi Haziran 2021'de tek teklifte bulunan Emta Enerji Elektronik İnşaat ve Mühendislik Ticaret AŞ 33 milyon 873 bin TL'ye aldı. İşin arkasında ABD'li Emerson Elektrik vardı. Yani tarihimizin en büyük acısını yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bile işe yaramayan santrallara para akmaya devam etti. Kendin pişir kendin ye. İddialar bununla sınırlı değil. 29 Eylül 2020'de Çayırhan Termik Santrali'ne yağ temini için ihale açılmıştı. Pazarlık usulü ihaleyi 299.980 TL'ye Soliner isimli şirket almış. Soliner isimli şirketin adresinde işin sırrı ortaya çıkıyor. Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2 telli OSB Mahallesi, YTÜ 2 telli Teknopark Sokak No. 1, Kapı No. 131, Başakşehir İstanbul. Burası İzzet Alagöz'ün şirketi Nice Mühendislik Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin adreslerinden biri. Üstelik İzzet Alagöz'ün en bilindik şirketi Nice ile Soliner'in telefon numarası da aynı. Yani ÜEAŞ'ın genel müdürüyle aynı adresteki şirket ÜEAŞ'ın ihalesini almış. Adresi, telefonu değiştirmeye bile gerek duymamış. Aynı şirket yani Soliner ÜEAŞ'ın başka işlerinde de sahneye çıkıyor personel vurgunu. Esenyurt Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Yap İşlet Devlet modeliyle yapılmıştı. 2019'da EÜH'a geçti ve İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü'ne bağlandı. EÜH'ın Enerji Bakanlığı'na bağlı Temsan şirketiyle buranın işletilmesi için sözleşme imzaladı. Temsan'da santralın işletme, bakım işi, personel hizmet alımı Soliner şirketine verdi yani EUH Genel Müdürü İzzet Alagöz'ün gizli sahibi olduğu iddia edilen şirket alt yüklenici olarak bu işi de almıştı. Personel sayısı bile belirtilmeyen usulsüz şartnamenin ardından Soliner şirketiyle yaklaşık 4 milyon TL'lik sözleşmenin imzalandığı öne sürülüyor. Soliner firmasının sadece 25 personelinin görevlendirildiği 4 aylık bu iş için normal maliyesi 1 milyon lira civarındaydı. Bu yolla her yıl yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yapıldığı iddia ediliyor. Saray rejiminde koca ülke Erdoğan AŞ'ye dönüşmüşken, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden kamuya ait elektrik üretim AŞ birilerinin çiftliği olmuştu. Depremdeki can pazarında insanları karanlığa mahkum edenlerden geriye henüz görünmeyen büyük yolsuzluk enkazı da kalıyor. Birilerinin cebini doldurduğu karanlıkta halk ölüyor. Not gazetecilik gereği bu yazıdaki iddiaları EUH Genel Müdürü Alagöz'e sormak isterdim. Ancak daha önce yazdığım 50 milyon dolarlık karanlık başlıklı haber için EUH'a gönderdiğim sorulara 21 gün sonra cevap bile olmayan bir paragraflık açıklama gelmişti. Demokrasinin dördüncü kuvvetine yapılan bu saygısızlığı protesto etmek için bu yazıdaki iddiaları alagöze sormuyorum. Daha sonra bir açıklama yaparsa yayınlayacağım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.